Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu bir yeni otomobil videosudur arkadaşlar. Bu an itibariyle yani Temmuz ayının sonu itibariyle 29 itibariyle yeni bir otomobil satın aldım. Yeni otomobil aslında epeydir almak istediğim fakat bir türlü gücümün yetmediği bir otomobildi. Bu kez dedim ki biraz daha kendini zorla olsan al. En azından genç yaşında istediğim bir otomobile daha binmiş ol. Açıkçası Tucson varken bu almış olduğum otomobili almama çok fazla gerek yoktu. Yani benim şahsi fikrim o. Fakat birkaç haklı nedenim vardı. Bu haklı nedenlerden dolayı bu otomobili aldım. Araç 2019 model, 21 bin kilometrede. Gerçekten ülkemizde de çok sevilen bir otomobil. Avrupa'da da sevilen bir otomobil olduğunu biliyorum. Tucson'u yine bugün itibariyle sattım ve hala da notere 3 kişi gidilmeli fikrimi savunuyorum. Ben de bir kez daha notere 3 kişi gittim. Daha önceki videoda yani Tucson'u sattım videosunda bir doktor arkadaşımıza, izleyenimize sattık otomobili. O da sevindirici bir şey oldu çünkü temiz bir otomobil, temiz bir kişiye gitmiş oldu. Ona çokça fazla sevindik. Alkan hocama da selam gönderiyorum buradan tekrar. Şimdi sizi fazla bekletmeyeyim. Yeni otomobili açıklayarak başlayayım. Almış olduğum yeni otomobil 2019 model, 22 bin kilometrede bir Peugeot 3008. Araç 1.6 litrelik 4 silindirli turbo benzeri bir motora sahip ve Active Prime Edition donanım paketiyle birlikte benim oldu. Active Prime Edition biliyorsunuz Active serisinin bir donanım paketi ve içerisinde gayet yeterli donanımlar var. Yani Peugeot'un orta donanımı diyebiliriz bu donanım paketi için. Aracı Sivas Alkanlar Oto'dan aldım. Bir detay var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın burada bir detay var. Ben yıllardır 58 AL yani Altuner 558 plakasını kullanıyordum. AL'yi hocamızın ikameti Sivas'ta olduğu için alamadık. Çünkü ikamet aynı yerde olduğu zaman plaka değişikliği veremiyorsunuz. Derken ben de AAL'yi bir sorayım dedim. Gittim sordum. Sağ olsunlar AAL'yi bize tanımladılar ve AAL plakasını aldık. Ayşe Altuner oldu. Ayşe'ye de bir hediyemiz oldu böylelikle. AAL'yi ben aslında reis almayı düşünüyordum. İki arabamın plakası da aynı olsun diyordum ama o zaman boşta değildi. Sonradan satılmış. Demek ki boşa düşmüş bu plaka. Araç beyaz renkli, hatasız, boyasız, kazasız bir araba. Güzel bir araba. İsterseniz şöyle bu haberi verdikten sonra bir ekspertize geçelim. Ekspertiz çünkü çok önemli detay benim için. Ekspertizden sonra da araçla ilgili birazcık konuşalım. İçerisine geçelim. Biraz sürelim, gazlayalım ve anlatalım. Hadi gidelim. 3008'i ekspertize getirdik. Alican abiye getirdim her zamanki gibi. Sivas Dynobil Ekspertiz. Yine söylüyorum buradan tekrar. Ekspertiz yaptırmadan otomobil almayın arkadaşlar. En iyi otomobil ekspertizi yapılan otomobil. Ne olduğunu bilin, ona göre alın. Benim de Sivas'ta adresim açıkçası senelerdir. Alican abi, Dynobil'e geliyoruz. Abi merhaba tekrar. Merhaba. Biz geldik gerçi içeri aldık zaten arabayı tekrar ama. Tekrar hoş geldin. Eyvallah. 42 plaka abi Konya'dan getirmişler aynen, arabayı. Aynen 3008'imiz. 3008'imiz aynen öyle. Alican abi. Abi ne yapacağız şimdi arabaya? Abi güzelce A'dan Z'ye tüm testleri yapacağız. Sen ne dersen o şekilde sizin zaten olacak. Paketleriniz var abi. Paketler yani, var. Türkiye genelinde bütün ekspertizlerin paketi var. Çünkü aynen. Mesela şöyle eğer bir otomobilin ekspertizi yapılırken paket olmazsa ve hani bir şeye bağlı yapmazsan sonradan davalar şunlar bunlar oluyor. Yüksek ihtimalle o yüzden firmalar diyor ki ben bu arabanın busuna bakmamışım aynen. Deme şansı yazılıyor üzerine. Oluyor. Şuna bakıldı şuna bakılmadı gibisinden. Bir de şey varmış abi ben sana onu sorayım. TS'li ekspertizlerde ekspertizin notere işletebiliyor musun? Biliyor musun? Abi şöyle bir durum var. Sivas'ta o TS konusunu ilk ben gerçekleştirmiştim. Hı hı. İşleniyor tabii ki. Hı hı. Ama işlemeden de oluyor. Değişen herhangi bir şey olmuyor. Ha işlense de işlenmese İşlense de işlenmese ama de en azından bir yasal bir şey olmuş oluyor elinde. Tabii notere söyleyebiliyorsun onu. Hı hı. Ama işte yine de emin olamıyorum devamı nasıl oluyor. Çünkü olanla olmayanla aynı durum gerçekleşiyor şu an. Anladım herhangi bir farkı yok. Peki farkı abi. Olmuyor. Şimdi 3008'e doğru geçelim. Şöyle bakalım. Dayıcım orada bakıyor. Arabanın detaylarına tek tek nokta nokta. Burada ışıklı bir alan var. Bu ışıklı alanın mantığı arabadaki bütün kusurları, eksikleri daha net görebilmeleri. Böyle bir alan gerçekten güzel oluyor. Şimdi burada da mesela ileride bir tane ekran var. Bu ekranda da araçla ilgili tüm bilgiler oluyor. Sizin ruhsatınıza giriyorlar. Aracın tüm fabrikasyon bilgilerini alıyorlar. Ona göre tek tek bakıyorlar. Bunların hepsinin herhalde bir şeyi var abi. Bir değeri var. Değer aralığı var baktığınız her şeyin. Ölçüm onlara standartları uygun mu? Aynen. Ölçüm standartlarına uygun mu değil aynen. Mi? Ona göre bakıyorsunuz. Zaten aynen. Bu kadar çok arabanın detayını ezberlemek de pek mümkün değil gibi abi. Yani zamanla alışıyor ama dediğim gibi pek de mümkün çünkü değil. Çünkü bambaşka arabalar da gelebilir. O yüzden bir veri şeyinin havuzunun olması aynen. Avantajlı bir durumdur diye düşünüyorum. Faydalı. Aynen. O zaman Alican abiler ekspertizi yapsınlar. Biz de bakalım rapor sonucu ne çıkacak. Bakalım inşallah güzel çıkar. İnşallah hiçbir sorun çıkmadan hayırlısıyla alınır. İnşallah. Hadi hayırlı olsun. Ekspertizi yaptırdık. Pardon.
Yani yeni araba alınca da böyle şeyler oluyor. Söylendiği gibi hatasız, boyasız, kazasız bir araç satın almış olduk. 3008 aslında segmentinin süslüsü. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir kez daha buradan söylemek istedim. Hakikaten süslü, oyuncaklı, ışıklı, mışıklı, tipi falan güzel olan, iç oturumu, evet ön konsol yukarıda biraz boğucu gelebilir bazı kullanıcılar ama şekilli şükürlü birçok insanın hoşuna giden bir araba. Bu otomobili alma nedenimi öncelikle anlatmak istiyorum. Bir, Tucson kullanıcısıysanız 3008 almanıza çok fazla gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü Tucson 3008'in sunduğu her şeyi sunabilen bir arabaydı. Donanım olarak bu biraz daha iyi ona göre, yani farklılıkları var. Ama hani yine de baktığım zaman Tucson'dan 3008'e normal şartlar altında geçer miydim? Geçmezdim. Peki neden Tucson'dan 3008'e geçtim? Tucson'dan evvel aslında 3008 almaya çok niyetliydim. Yani bu otomobile sahip olmayı istiyordum. Çünkü hoşuma giden bir otomobil. Ve uzun yol şerit kullananlarda gerçekten eğlenceli, zevkli olan bir makine bu makine. Birinci nedenim aslında şuydu. Tucson'la arasında yaklaşık ortalama 1-1,5 litre 100 kilometrede yakıt tüketim farkı var. Ve ben çok fazla yol yapıyorum. Dizel otomobil de sevmiyorum. Açıkçası C5 Aircross alacaktım. 1.5 dizel. Yine Mustafa abilerden, Alkanlar Oto'dan alacaktım. Hatta aldım diye videosunu da yaptım ama ondan vazgeçtim. Çünkü otomotiv kredileri durdurulmuştu. Kredi kullanmam gerekiyordu. Ben de ondan vazgeçtim. C5 Aircross 850 bin lira civarında bir fiyata satılıyordu. Fakat 3008 o zaman 862 bin liralık fiyat etiketiyle satışa çıkıyordu. 862 bin lira piyasanın en uygun 3008'iydi ve hani baktığın zaman mantıklı ama gücüm yetmiyordu. Sonrasında piyasadaki bu gerilemeden sonra Mustafa abi genel olarak Alkanlar Oto'daki araçlara bir indirim yaptı. Ve bu otomobilin fiyatını 822 bin liraya çekti. Aracın fiyatı 822 bin liraya çekilince benim Tucson'umda 770 bin liraya sattım ben Tucson'u. 770 bin lira Tucson için taban fiyatlardan bir tanesi. Ben o taraftayım, her zaman da söylüyorum. Zaten al satımı pek size duyurmuyorum. Yani olduktan sonra haberiniz oluyor. Dün de mesela Instagram storylerinde söylemiştim. Tucson gidebilir diye. Aslında Tucson gitmişti. Biz anlaşmıştık ama öyle demiştim. Tucson aynı fiyatında kalıp bu otomobilin fiyatı bana 40 bin lira daha yaklaşınca bu sefer bu otomobile ciddi niyetlenmeye başladım. Çünkü fiyatı C5 Aircross'tan da daha uygundu. C5 Aircross'ta içime sinmeyen bir taraf vardı. O da dizel motorlu olması. O araba benzinli olsaydı yüksek ihtimalle alırdım. Ama dizel olunca ya tamam az yakıt tüketimi falan ama ben dizel sevmiyorum. Kendimi ısıtmaya çalışıyorum ama bir türlü ısıtamıyorum. O yüzden benzinli bir otomobil bana daha makul. Hem gazlayınca gidiyor, hem sakin gidersen yakıtı gayet makul. Dizelle arasında ciddi bir fark yok. Evet, dizel alsaydım 1-1,5 litre daha az yakıt tüketimi satın almış olacaktım. Ama 1-1,5 litre bana gayet yeterli. Uzun yolda sakin kullandığımda daha az yakması önemli. Çünkü çok fazla uzun yol yapıyorum. Çok fazla kullanıyorum. Yılda 60-70 bin kilometre yol yapan biri için ortalama hani bakacak olursak 100 kilometre başı 1,5 litre, onu belki 2'ye de çıkarabilirim. 2 litre çok ciddi güzel bir fark aslında. İki sebep buydu. Yani bu otomobili tercih etmemdeki iki sebep buydu. Uygun maliyeti bir otomobil alacaktım. ÖTV indirimi dönüyor biliyorsunuz ve ben size söyledim. ÖTV indirimi gelecek diyene de inanmayın. Gelmeyecek diyene de inanmayın ve hayatınıza normal şekilde devam edin. Şöyle bir hesap yaptım. ÖTV indirimi gelecek olsa ben Tucson'u sattığımda 770'ten 860 bin liraya 90 bin lira para ödeyecektim üstüne. Fakat şimdi 50 bin lira para öderek aldım. ÖTV indirimi gelseydi ne olacaktı? Yine ortalama 50-60 bin lira para ödeyecektim. Aslında böyle bir hesap yaptığım zaman 3008 evet mantıklı geldi. Dedim ki zaten almak istiyordun, alamamıştın. Biraz bin, bunun da tadına birazcık bak. Ankara'ya gitmeden önce de güzel bir otomobil olduğu için bu otomobili tercih ettik. Aracı almadan ne yaptım? Onlardan da yine hatırlatma amacıyla bahsedeyim. 56-64 sorgusu, ekspertiz detayları. Ekspertizde de Alican abiye gittik. Alican abi gerçekten muazzam bir ekspertiz. Tavsiye ediyorum Sivas'a gelenlere. Dynobil Sivas'tan bahsediyorum. Dynobil Sivas Alican abi. Ve bir de aracın servis kayıtlarını ruhsat sahibi olmadan sorgulamıyorlar. Ruhsat sahibiyle beraber gider sorgularsınız. Bu şekilde sorgulatıp bu otomobilde yine hızlı bir şekilde bir gün içerisinde almış olduk. İnşallah güzel bir tercih yapmışızdır. SUV otomobilleri sevmeye başladık. İyice alışmaya başladık bu otomobillere. SUV tercih ediyorum yani genel olarak. Ve fiyat skalasına baktığım zaman da 3008 bana çok fiyat performans arabası geliyor. Tucson da öyleydi mesela. Zaten kafaya bu ikisini koyuyorum ben bu segmentte. Bu iki otomobil gerçekten hem piyasası hızlı, hem sunabildikleriyle ön plana çıkan, hem de fiyatı orta seviyelerde olan otomobiller. Zaten orta seviye diyorum ama bunların çok düşüğü de yok aslında. Hani bunun altı yok çok fazla. Baktığın zaman orta alt diyebiliriz. Daha doğru bir tabir olur diye düşünüyorum. 3008'in hikayesi böyleydi. Bununla şimdi uzun yola çıkacağız. Kayseri, Ankara, Kırşehir, İstanbul gibi bir güzergahım var. 8. ayda, Ağustos ayında. Bu güzergahta da hem uzun yol yakıt tüketiminden, hem uzun yoldaki davranışlarından güzel videolar derlemek istiyorum. 3008 ülkemizde çok sevilen bir araba. Bununla ilgili de böyle doğru bilgi arşivi oluşturmaya çalışacağım. Bu arada ya bak ben böyle ufak tefek detayları sevmeye başladım. Yaşım geçiyor ondan mı bilmiyorum ama 30 yaşına gelince Mustafa abiler şöyle bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bunun içerisinde bazı şeyler var. Ben de sizinle beraber açacağım.
Böyle üzerinde alkanlar yazıyor. Nerede? Orada yazıyor mu? Yok, burada yazıyor. Şöyle alkanlar yazıyor. Bir kutu açılışı yapalım değil mi beraber? Bak bunun içinde ne var merak ettim. Kaliteli de bir kutusu var ha, bayağı güzel. Oo bak. Abi bir tane kırmızı ruhsat kabı, iki tane kalem, iki tane deri, bir de kaliteli anahtarlık ve üç tane de burada koku var. Bunlar çok güzel detaylar, çok da hoşuma gitti. Buraya da şeyleri işlemişler, otomobil markalarını işlemişler. Güzel, bak bunu saklayacağım. Yarın öbür gün stüdyoma bunu da koyarım diye düşünüyorum. Burada da şöyle bir tane bardağımız var. Bu bardaktan zaten daha önce almıştım ben ama bir kez daha almış olduk. Hatta bundan konuşayım da bu setten size de hediye edelim ya. Ne diyorsunuz? Eğer isteyen olursa alta yorum olarak bırakabilir. Biz de konuşuruz, size hediye ederiz. 3008'in hikayesi böyleydi. Açıkçası bu kez hani otomobile ya şunu alayım, bunu alayım, buna kafaya taktım gibi olmadı ama biraz daha makul fiyatı denk geldiği için bunu almak istedim. Biraz da bunu tecrübe edelim. Hem zaten istediğim bir otomobilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. 3008 ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Not edeceğim ve sonraki videolarda bunları size anlatacağım. Orta donanım dedim. Bu arabanın zaten tam aynısını, yine 2019 model bir videosu vardı kanalda. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.